Efendim iyi günler. Bugün 6 Nisan 2023 Perşembe. Yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız her zaman olduğu gibi. Efendim ilk gazetemiz Gazete Boğaz. Başkan Arslan 4 yılın hesabını verdi şeklinde haber var Boğaz gazetesinde. Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan göreve geldiği 4 yıl boyunca yapmış olduğu tüm hizmetlerini ve mali tabloyu gerçekleştirdiği basın toplantısında paylaştı. Bir elin verdiğini öbür el görmeyecek, bilmeyecek şeklinde yardımlarını yaptıklarını ifade eden Başkan Arslan, Kepez Belediyesi'nin yaklaşık %2,5'luk yıllık bütçesinin sosyal yardımlara gitmiş olduğunu söyledi. Evet, Turan Mildon Kültür Merkezi'nde bu açıklamalarını yaptı ve 4 yılın hesabını verdi. Biz de Boğaz Medya olarak zaten canlı yayında bunu vermiştik. Evet, hemen kısa başlıklar. Kılıçdaroğlu Çanakkale'ye geliyor 11 Nisan. Salı günü AK Parti sahaya indi haberleri var. Avukatlar günü kutlandı şeklinde haber de var. Efendim geldik burası Çanakkale Gazetesi'ne. Burası Çanakkale Gazetesi'nin manşeti. Turan aday gösterilmezse yerine 3 kişinin ismi geçiyor. Evet. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın 3 dönem kuralına takılacağı ve aday gösterilmeyeceği yönündeki tahminler her geçen gün güçleniyor. Turan'ın aday gösterilmemesi durumunda AK Parti Çanakkale aday listesinin birinci sırasında 3 kişinin ismi geçiyor. Evet. Bunlar Fatih Şahin, Jülide İskenderoğlu ve Ayhan Gider şeklinde gazete haber yapmış. Evet, Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi kapılarını açıyor. Evet, uzun yıllar beklediğimiz Kültür Merkezi nihayet hayata geçiyor. Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Karma Karışık isimli tiyatro oyunuyla perdelerini açacak. Evet, ne zaman? 8 Nisan Cumartesi günü saat 21.15'te. Efendim davetiyesiz, ücretsiz. Buyurun Karma Karışık adlı oyuna gelin ve bu tarihe siz de tanıklık edin. O oyunda ben de olacağım. Sürprizle karşılaşabilirsiniz beni görünce de. Evet, tarihi bir gün olacak. Bu 8 Nisan Cumartesi günü, daha sonra 9 Nisan'da da Mahkumlar adlı oyunumuzu oynayacağız. Yine ben de o işin içinde varım. 9 Nisan'da da Mahkumlar oynayacağız. Saat yine 21.15, biletsiz, ücretsiz, herkesi bekliyoruz. İşiniz yoksa gelin gülmek için, iyi bir vakit geçirmek için tiyatroyu boş bırakmayın derim. Evet, işte Çanakkale Gazetesi manşeti 81 denizcinin son sözleri vatan sağ olsun. Bundan tam 70 yıl önce 4 Nisan'da 81 denizcimizi Dumlupınar denizaltısı kazasında kaybettik demiş gazete. Evet, bu Dumlupınar'la ilgili bir belgesel film çevrilecekti. Bana da bir teklif gelmişti. Ben de kabul ettim ve oynadım. Çanakkale Valiliği sponsorluğunda böyle bir film çekildi. İnternette görebilirsiniz. Ben de o filmde oynadım. Beni görünce şaşırmayın. Evet. Keskin Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Çanakkale Barosu Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. Törende Çanakkale Barosu Başkanı Hande Keskin, yönetim kurulu ve baro üyeleri hazır bulundu. Evet, Naim Makas, AK Parti İl Başkanı, her seçimi kaybedenlere karşı yine zafere ulaşacağız demiş. İddialı bir söz seçime girilirken herkese kolay gelsin diyelim buradan. Evet, Vitamin Gazetesi başlığı tek umut vali kaldı. Evet, hemen bakalım haberimize. Yakınlarını ilgilendiren konuda resmi başvuru yapan vatandaşlar sorunu iki kelimede özetledi. Olağanüstü durumda, ambulans dahi zorda. Yaşlı bakım merkezinden hizmet alan 51 kişinin yakınlarının dahi ziyarete gelmelerini zorlaştıran sözde yol
şikayet konusu olmaya devam ediyor. Devlet Baba, duy sesimizi. Çanakkale Valilik Makamı'na dilekçeyle müracaatta bulunan yaşlı yakınları sözü "Devlet Baba, duy sesimizi" demeye getirdi. 51 yaşlının hizmet aldığı bakım merkezinin yolunun uygun koşullarda olmamasından yakınan vatandaşlar yakınlarını ziyaret etmekte güçlük çektiklerine dikkat çektiler. Neresi? Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale Valiliği Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi için yapılmış bu haber. Efendim, yolu bozuk olduğu için ulaşılamıyormuş. Hatta ambulans dahi zor durumdaymış. Evet, Sayın Valimiz bu konuya kesinlikle el atacaktır en kısa sürede. O konuda hiç şüphemiz yok. Bu haberden sonra hele. Efendim, Biga'nın Sesi gazetesi. Manşet: Biga 3 nolu sanayi sitesi için ilk adım atıldı. Evet, 3 nolu sanayi sitesi. Biga'da 2 tane var biliyorsunuz. Bu 3. Müthiş bir şey. Yaklaşık 3 yıldır süren zorlu bir mücadele sonucu Biga 3 nolu sanayi sitesi için ilk adım atıldı ve köyün girişine tabela dikildi. Savaştepe köyü girişine asılmış bu tabela. Evet, trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik haberi var. Karabiga'da 52 kilometrelik su hattı yenilenmiş ve 18 Eylül stadyumunda da sona gelinmiş Biga'daki. Efendim, son gazetemiz Biga Doğuş gazetesi. Başkan Altınkaya başbuğ Türkeş'i aldığı haberi başlık olmuş. Milliyetçi Hareket Partisi Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya vefatının 26. yıl dönümünde başbuğ Alparslan Türkeş'i andı demiş. Biz de buradan Allah rahmet eylesin diyelim kendisine. Kadınlar bu seçimde ya esaretten ya da özgürlükten yana oy kullanacaklar. Bu da iddialı bir söz. Biga, Cumhuriyet Halk Partisi Biga Kadın Kolları Başkanı Özge Elmas, Türkiye'de kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 93. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Evet. Ve burada da bu seçimde ya esaretten ya özgürlükten yana oy kullanacaklar demiş. Evet, güzel bir haberle bitiriyorum bugünkü sunumumuzu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Başkan Muş Mart ayında tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını söyledi. Tüm zamanların ihracat rekoru gayet güzel, ne güzel bir haber bizim için de. Efendim, bugünlük bu kadar. Dikkat ediyorsanız artık kısa sürüyor haber sunumlarım. Çünkü diğer Çanakkale'de yayınlanan diğer yerel gazetelerin başlıklarını, manşetlerini alamıyoruz. Evvelden basın ilan kurumunun sitesinden alıyorduk bunları ama basın ilan kurumu artık bunları alamayacağımızı bildirdi. Biz de tabii kanuna aykırı bir şey yapmamak için bu işi yapmıyoruz. O yüzden kendi bünyemizde çıkan gazetelerin manşetleriyle her gün yine sizlerle beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.